Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Ben bu videoyu çekmeye başladığım sıralardan abone sayımız 24.191. 24.191. Şimdi bunu niye söyledim? Sonunda beklenen oldu. Fenerbahçemiz Lincoln K. için Santa Clara ile anlaştığımızı e, anlaşma sağlandığını ve görüşmelerin İstanbul'da devam edeceği kapını yaptın. Tam açıklama şu şekilde kulübümüz lincoln Henrique transferi için Santa Clara kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu görüşmeleri yapmak, sağlık kontrollerinden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir. Dedi ve geldi. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Şimdi ben videoyu çekerken ne dedim? Ben isterseniz yemin edeyim ama yemin etmeme gerek yok. İlk kapımız Lincoln olacak. İkincisi de belli. Üçüncüsü de belli. İkincisi ikincisi de belli. Ama şunu söyledim. Bazı arkadaşlar çıkacak diyecekler ki gelmezse kap olmazsa küfür ederim. Tamam lan kabul dedim. Eğer gelirse de herkesten beşer tane abone beklerim dedim. 24191'i de o yüzden verdim. Bakalım kaç kişi sözünü tutacak kadar delikanlı. Şimdi hep transfer hep transfer. Hocam biraz da başka şeyleri konuş. Mesela diyorum. Hocam diyor bak. Geçen sene işte şöyle oldu böyle oldu falan. Unutun geçen sene. Ne olduysa oldu. Hocam şunlar şunu şampiyon yaptı. Bunlar. Ya unutun ne olduysa oldu. Bu sene hocam biz Yesus'u mesutu ye getirdik ama bizi şampiyon yapmazlar. Niye diyorum? FETÖ var. Niye diyorum? ÇETÖ var. Niye diyorum? ETÖ var. ETO ne lan diyorum. Neyse çeşitli çeşitli şeyler çıkıyor. Bak. Şimdi hakikaten bu sefer konu dışı konuşacağım. Yani aslında transfer dışı. Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç sorusuna yanıt haberiyle başlayacağım. Şimdi TFF Başkan Adayı. O arkadaş Mehmet Büyükekşi Başkan Adayı. Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunmuş. Ki başka haberler de var onlarla ilgili. Bir kuş tek kanatta uçmaz. Bir kanat kulüplerse diğer kanatta federasyon sadece Süper Lig'e değil. Amatörden başlayarak en yukarıya kadar her kulübümüz önemli. Her kulübün kendine az problemleri var. Biz olursak başaramayacağımız şey yok. Sorunları gayet iyi biliyorum. Bütün sorunları birlikte çözeceğiz. Bütün kulüplerle birlikte çalışacağız. Özellikle kulüplerin ekonomik sorunları var. Bu sorun neredeyse de, bu sorun nedeniyle de altyapılardan çok fazla iyi futbolcu yetişmiyor. Yalan. Bu herif futboldan anlamıyor. Benim anladığım kadarıyla. Ya maddi durum yetersizliğinden altyapıdan futbolcu çıkmamazlık olmaz. Bak sen kulüplere şöyle bir hak tanı. Şöyle bir hak tanı altyapından kaç tane futbolcuyu yurt dışına satarsan o kadar yabancı hakkın var diye. Bak yabancı hakkını gelin anlaşalım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kim olursa olsun. Gelin şöyle anlaşalım. Önümüzdeki sene 11 yabancı olsun. Sonra denesin ki her sene bir tane düşecek. Bir şart hariç altyapıdan futbolcu çıkaracaksın. Ya da işte bir barem belirleyelim. 3,5 milyon euro. 3,5 milyon euronun üstünde futbolcu satışı yapacaksın. Türk futbolcu satışı yapacaksın. İster yurt içine ister yurt dışına diye. Nasıl? Misal veriyorum bak 11. Fenerbahçe bir tane 3.5'a futbolcu sattı. Önümüzdeki sene 11 oynayabilecek. Sonraki sene yine 3.5'a sattı. Yine 11 devam edecek. Gelin böyle yapalım. Mükemmel bir çözüm önerisi. Ya kulüplerin alt yani e, maddi imkansızlıktan değil altyapının kötü olması. Hiçbir avantaj yok. Ve üstüne üstlük siz U21 ligini kaldırmış bir federasyondan bahsediyorsunuz. Neyse yönetimde kim olacak diye soru sormuş. Sosyal medyada listemle ilgili iddialar var. İnanmayın listemiz belli değil. Çarşamba akşamı inşallah belli olur. Güzel işleri yapacak, güzel örnekleri olan arkadaşlarımızı aramıza katacağız diyor. Mehmet Sepil Başkan'a görev teklif ettik ama olmayacak demiş. Yani geçen bir liste çıktı. Bir tek Ebu Cehil ile Nebule hep eksik. Yani eğer ikisi de olsaymış tam olurmuş. Ali Koç sorusu. Bütün kulüplerimiz içeride bana destek olacaklarını söylediler soru üzerine Mehmet Büyükekşi'ye Ali Koç destek verecek mi denilmiş. Bu soru üzerine Mehmet Büyükekşi demiş ki Ali Koç ile görüşmedim. Bilmiyorum. Ona sorun. Biz imzalarımızı divana vereceğiz. Ne kadar büyük bir destek aldığımızı göreceksiniz demiş. Şimdi kulislerde konuşulan şey şu. Ben siyasetten nefret ederim bilirsiniz ama işte Cumhurbaşkanı seçti, Mehmet Büyükekşi'yi getirdi. İşte Cumhurbaşkanı ne derse o olur falan filan diyorlar o Daha geçen gün Ali Koç çıktı dedi ki her şeyi Cumhurbaşkanı'nın üstüne yıkmaya çalışıyorlar. İşte inanmayın falan filan dedi. Daha ne diyecek adam? O yüzden ben çok şey yapmıyorum. Diyelim ki Cumhurbaşkanı seçti. Şimdi Galatasaraylısı Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu havaya zıplar. Çünkü Cumhurbaşkanı Fenerbahçeli ya. Ve biliyorsunuz 2002'de gelindi iktidara herhalde. O sezondan bu sezona kadar Fenerbahçe her yıl istisnasız şampiyon oldu. Türkiye Kupası'nı her yıl kazandı. 3 Temmuz biliyorsunuz Galatasaray'a şike kumpası kuruldu. Trabzonspor'un kupası falan bilmem şey yaptı Türkiye Kupası finali falan değil mi? Tabi bilmezsiniz siz. Trabzonspor'un takım otobüsü kurşunlandı İstanbul sınırında. Tabi. Yani Cumhurbaşkanı Fenerbahçeli ya. Hep Fenerbahçe kullandı. Başka takımlara hiçbir şey olmadı değil mi? Marvel evreni mi izliyorsunuz arkadaşlar? Gözünüzü seveyim Cumhurbaşkanı Fenerbahçe'yi kollamış olsa. Hani buna inanıyorsunuz ya. Ben de size diyorum ki 8 senedir sıfır kupa. Hocam Ali Koç Cumhurbaşkanı düşmanı onlar. E Aziz Yıldırım vardı. E Aziz Yıldırım mesela son seçime girerken Recep Tayyip Erdoğan'ın e, şeyiyle girdi. Desteğiyle girdi. O sezon mesela Aykut Kocaman sezonu. Niye Fenerbahçe şampiyon yapılmadı? Çok mu zordu 3 tane hakem şey yapmak? 3 hakemin 3 maçıyla şampiyonluğu değiştiririm ben. 3 hakemin 3 maçıyla şampiyonluk değiştiririm. 3 maçta şampiyonluk değiştiririm. Anlatabiliyor muyum? Neyse. Sizler inanmayı sürdürün. Yabancı kural demişken Ahmet Ağoğlu da yabancı kuralı 8 artı 3 olmalı demiş. Ben diyorum ki 11 olmalı. 8 artı 3 müç hikaye. Hiçbir faydası olmadı 8 artı 3'ün. Şimdi içeride herhangi bir sonuç çıkmadı demiş. Sonuca bağlı bir toplantı değildi. Ben şey Ali Koç ve Berna Gözbaşı toplantıları olduğu için erken ayrıldı. Bakın Ali Koç ve Berna Gözbaşı toplantılarından da erken ayrıldım. Bazı başkanlarımız Ali Koç ve Mecnun Ot yakmaz bir başka toplantıya katılacakları için aramızdan erken ayrıldı demiş. Demek ki Berna Gözbaşı, Mecnun Ot yakmaz ve Ali Koç ayrılmış. <laughs> Üç Fenerbahçeli. Spekülasyon yapılmazsa sevinirim falan filan demiş. Bu olayı kapatmışlar. kendisi Gaziantep FK döneminde sorunları bizimle birlikte görmüş bir insan. Mehmet Büyükekşi'den başa. Hemen hemen her konuda bir fikir birliğine vardık. Sayın TFF Başkan Adayı Büyükekşi ile bir araya geldik. Çok önemli iki gündem var önümüzde. Yayın ihalesi ve yabancı limiti. Bu iki konunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bu konuları istişare ettik. 8 artı 3 kuralı en az bir sene daha devam etmeli. Sadece bu da yeterli değil. 14 yabancı mı olacak? 12 yabancı mı olacak? Diye. Mustafa Hoca bunun size formülünü verdi. Yabancı sayısı sınırsız olsun. 11 oynatabilsin. 3 ile yedek olsun. 14. Diyelim Fenerbahçe ye. bir futbolcu sattı. 15'e çıksın. Ya da bir futbolcu sattı 14'te devam etsin. Bir tane daha sattı 15'e çıksın. Bir tane daha sattı 16'ya çıksın. Hadi. O dili meydan. Galatasaray'ına da yarar. Beşiktaş'ına da yarar. Trabzon'a da yarar. Hepsine yarar. Hadi. Boş batağından kurtulur kulüplerimiz. Hadi. Hocam senin bu dediğin mantığa göre giderler 7-8 milyon oyuncu alırlar. 8-9'a geri satarlar. Satsın. 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 8-9'a satsın. Varsın. Satsın. Ya arkadaşım satsın. Neyse haberin diğerine diyor ki Ali Koç bitmesini bile beklemedi diyor. Kulüpler Birliği toplantısında yer alan isimlerden Ali Koç toplantı bitmesini beklemeden ayrıldı diyor. Ee, Ali Koç erken ayrıldı. Ee, herhalde tarihin en kötü en tutarsız en garip verdiği kararlarla futbol menfaatinin en uzak kullanılmaya en verişli bir federasyonla buraya kadar geldik. 3 senedir istediğimiz B takımlar ligi de belli değil. Hani Geçtiğimiz günlerde TFF seçimleri konusunda. Hakikaten rezervlik kurulacaktı mesela. 3 sezondur rezervlik kurulacaktı. U21 sırf bu yüzden kaldırıldıydı. Hala belli değil. Yeni bir seçim oluyor. Bu seçim dönüm noktası. Türk futbolunun en önemli noktalarından bu kadar sorunumuz, yığınla problemimiz var ki bu gidişat gidişat değil demiştim. E tabi büyük ekşi için de tepkiliydi. FETÖ, olayları. Hani Sayın Cumhurbaşkanım da sesleniyorum. Sizin isminiz kullanılarak bazı şeyler söyleniyor. Lütfen bu hatadan dönelim demiştim. Kendileri bilir. Yani Ali Koç'un toplantısı varmış erken ayrılmak zorunda kalmış. çoksa bir tepki mepki değilmiş öyle söylüyorlar. Ee, şimdi ben Ümit Özdağ Gustavo tepkisi haberi var. Bir de arkadaşlar en sonunda Lincoln'u biraz konuşalım. Biraz size tanıtayım. Ee, daha doğrusu tanıtımın tanıtımını yapayım. Şimdi Fenerbahçe Spor Kulübü Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Ümit Özat değil mi diye o Ay Ümit Özat futbolcu pardon. Twitter hesabından paylaştığı bir animasyon sebebiyle resmi isteden açıklamada bulunmuş. Şimdi ben az önce gördüm. Yani Ümit Özdağ'ın paylaşımını işte elimizde Gustavo var. Ne diyor? E, Suriye adam mı diyor? Mülteci mülteci adam mı diyor? Bir şey diyorlar. Hani bizim elimizde bir futbolcu var gönderemiyoruz işte gitmiyor diyor. O da diyor ki Suriyeli mi diyor? Yok Brezilyalı falan diyor. Bunu paylaşmış. Bilmiyorum bu kadar büyütecek bir şey gelmedi bana yani. yani ben iyi niyetli miyim, saf mıyım, saftirik miyim ben anlamadım arkadaşlar. Hani ırkçılık mırkçılık şu hiçbir şey yok ki ortada. Hani yanlış biliyorsam düzeltin, ben yanlış biliyorsam düzeltin. Ümit Özdağ ee, ne derler milliyetçi kökenli bir isim diyebiliyorum. Hani sığınmacılar ya da yurt dışından gelen yabancılara biraz karşı diyebiliyorum. Yanlışım varsa düzeltin. Haliyle mülteci amca derken de herhalde onu kastettiler videoda. Hani bence Ümit Özdağ orada hakaret var. Mülteciyi amca ne demek? Yani ya neyse. Fenerbahçe kulübü ülkemizin siyasi çerçevedeki gündemlerinden biri olan mülteciler konusuna dair yapılan ilgili paylaşımda kulübümüzün ve sözleşmesi devam eden 3 yıldır formamıza saygıyla sorumlulukla hizmet eden takımımızın kaptanlığını yapmış bir futbolcusunun adının kullanılması, ima edilmesi kabul edilemezdir diyor. Daha önce de pek çok kez vurgulandığımız bir gerçeği bir kez daha en açık haliyle dile getirmek istiyoruz ki Fenerbahçe Spor Kulübü siyaset üstü bir konumdadır. Zorla içine çekilmediği sürece hiçbir siyasi sürecin konunun ve gündeme bir parçası olmamıştır olmayacaktır diyor. Bu gerçekten harekette Sayın Özdağ'dan futbolcumuza ve kulübümüze yapılan bu yaklaşımdan geri adım atılmasını beklediğimizi vurguluyor. Kulübümüzün hiçbir siyasi gündeme dahil edilmemesini rica ediyoruz diyor. Vallahi bilmiyorum ben ilginç bir yani bu kadar tepki gösterecek bir şey görmedim ben ya. Yani bilmiyorum ben siyasetten anlamadığımdan belki arkadaşlar. Siz anlatırsanız sevinirim hocam. Hani şu noktaya sıkıntı diye. Yani ben anlamadım ya. Orada bir Gustavo'yu aşağılama yok. Ali Koç'u aşağılama yok. Fenerbahçe'yi aşağılama yok. İlginç. Özür dilerim. Şu küçücük şeyi de araya eklemem lazım. Küçücük şeyi. Şimdi sevgili arkadaşlar. Jorge Jesus istedi. Samandıra'nın çehresi değişti diye. Biliyorsunuz Fenerbahçe teknik direktörümüz yeni teknik direktörümüz Jesus Samandıra tesislerinde yapılmasını istediği bazı değişiklikler vardı. Ee, ekrana verebiliyoruz. Yani bu değişiklikleri istemişti. Kulüpte yeni tesisin, daha doğrusu tesisin yeni tasarımlarına dair görselleri sosyal medya hesabından bu şekilde paylaştı arkadaşlar. Yani zannedersiniz arka planı Mustafa Hoca hazırlattı. İşte bizim benim şu anki arka planım ile e, bir benzerlik de var hafif de olsa. Yıllarca bazı arkadaşlar özellikle Fenerbahçeli geçinen bazı arkadaşlar işte 5 yıldız koyduruyor. Yok şöyle yok böyle diye. Ne yapalım biz yıllara hükmeden <laughs> yıllara hit, hükmeden de tövbe estağfurullah. Yıllara hitap eden duyumcu olmaya çalışıyoruz. Yıllar öncesinden bazı şeylerin duyumunu vermeye çalışıyoruz ama gerçekten güzel. At ataç ataçkı ataçkı diyor. Neydi bu ataçkı ya? Unuttuk artık biz. 11 kişiyle savunma yapmamıydı neydi? Deplasmanda galip gelip evde yenilme miydi? Ya şu şu an gibi gelen görselde ortadan ikiye ayıran şu beyaz çizgiler var ya. Ben bunları da yapmayı bir çözersem bayağı bir görsel hazırlarım gibi de şeyde değil yani. Neyse. Gördünüz arkadaşlar. Şimdi ben size Lincoln dosyasını açıyorum. Lincoln Hendrick dosyası. 1. Portekiz basını anlaşma detaylarını şu şekilde açıkladı. 3,5 milyon euro bon servis. E, ee, Tabi bu 3,5 milyon euronun 700 bin eurosu eski kulübü Gremio'ya gidecekmiş. O bizi bağlamaz. 2,8'i yeni kulübünde kalacak. Bir kiralık oyuncu. Arkadaşlar bu kiralık oyuncu konusunda ee, keşke ne bileyim Lemos olsa, keşke Max Mayer olsa, Samatta olsa, keşke Samatta olsa, Hani e, ee, Tisserand zannetmiyorum o lig için biraz tırt kalır da. Yani keşke bunlardan biri olsa kiralık. Ama Jorginho diye bir bilgi geldi bana ama doğrulayamadım zayıf duyum olarak. Bilginiz olsun. E, ee, Jorginho'yu neyse 3.5 milyon euro. Ee, bir kiralık oyuncu sonraki satıştan da %15. isterse 50 milyon euroya satılsın. Onun %15 arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabi Porto'da istiyordu ama Jesus'u görünce İbre buraya döndü. Hadi şimdi tanıyalım. Sevgili Berk Berköz'ün ee, flow'du. 12 parçalık flow'dunu hemen okumaya başlayalım. Herkes Lincoln'la ilgili bir şeyler yazdı. Ben Morita'yı izlerken 2-3 maç izleyip yeterli bilgiye sahip olmadığımı düşünüp Portekizli scout arkadaşım Joe Pedro'dan scout raporu rica ettim. Kendisi Braga Bay Scout Staff'ında diyor. İlk izlenim olarak raporda hızlı düşünen topla hızlı dribbling ve alan kat etme becerisi olan bir oyuncu. Şimdi hızlı düşünme, hızlı dribbling, alan kat etme. Doğru. Dayanıklılığı sağlam olsa da defansif reaksiyonları ve defans becerilerinin tembel olduğu gözlemleniyor. Doğru. Hani benim izlediğim küçük skillslerde ben de hemen hemen bunları çıkarttım. Yani daha doğrusu hemen hemen çıkarttım demeyeyim. Net belli oluyor. Şeyi çok mesela ayak dışı falan Akıl dışı paslar atabiliyor mesela. Ben de onu ekleyeyim. Belki karşılaşacağız. Ama defansif aksiyonlarda tembel. Manuel Fernandes benzetmesi çok yapılmıştı. Dribbling kabiliyeti, özelliği ve oyun zekası anlamında Prime Fernandes ile benzer. Raporda çeviklik ve sprint kabiliyeti olduğuna da vurgu yapılmış. Bu özellikle demin bahsettiğim boş alanı seçip dribbling ile top taşıma olayı var. Ben şunu söyleyeyim. Fakir taliskası diyordum ben. Harfi harfine de katılıyorum buna. Brezilya U17 zamanı takımın en yetenekli isimlerinden ve en fazla şey beklenen isimlerinden biri. Ee, Lincoln maalesef o dönemde beklentileri karşılayamamış, istikrarsız bir görüntü çizmiş. Oyuncunun var olan potansiyeli tam anlamıyla pik yapmamış. Raporda iki yönüyle bakılabilir denmiş. 1- tam anlamıyla pik yapmayan ama potansiyeli olan bir ismin pik yapma ihtimali yüksektir. 2- kötü ihtimalle ise az maliyete denenir ama istikrarsız performansı ile çok kafa karıştırabilir diye yazılmış. Yani Türkçesi şu. Alırsın. Crespo gibi coşup yüksek bedellere satabilirsin. Ama alırsın hiçbir şey çıkmayabilir. En azından az maliyet vermiş olursun diyor. Pozisyon bilgisi ortalama üstü topa sürekli falso veren bir teknik tercih ettiği. E, temposuz oyunda savruldu ancak temposu yüksek maçlarda pozisyona göre aksiyon değerinin yüksek yükseldiğine vurgu yapılmış. Bir şey söyleyeceğim. Türkçe meal olarak şunu söylesem size. Yani mıy 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 uyuz uyuz maçta oynamaz ama derbi olur, normal maç olur. Takım coşarsa bu da coşar diyor. İstediğimiz futbolcu tipi zaten bu değil mi? Gole odaklı ve direkt oyuna odaklı bir isim olmadığı asist ve oynatmaya yönelik bir isim oldu. Bak dedim ya az önce ayak dışı akıl dışı paslar atıyor. Yani ayağının dışıyla Rabona mı diyorsunuz? Yani Neydi? Trivela mı diyorsunuz? İnanılmaz paslar atıyor ayak dışı. Ayağının içiyle dışıyla hani falsolu şekilde Alex'in bir pası vardı yıllar önce Guiza'ya Antalya spor maçıydı. Uzunlamasına bir pas attı. Yerde sekti tam Guiza'nın önünde kaldı. O var ya üstün bir zekanın ürünü. O pas. O, o hani, tamamen o şekilde demiyorum ama ona yakın pas stilleri de var. Kanatların ikisinde oyun kurucu, orta oyun kurucu, ve geriden derin oyun kurucu oynama yeteneğine sahip bir isim olduğuna vurgu yapılmış. Türkçesi 8 oynayabiliyor, 10 oynayabiliyor. Kanatlarda adam eksiltebilen kreatif kanat olarak oynayabiliyor demiş. Duran toplarda çok başarılı bir isim. Şimdi fakir taliskası lafına inanıyorsunuz değil mi? Yani siz de hemen hemen katılıyorsunuz daha doğrusu. Köşe vuruşlarında topun şiddetini ve kafa vuracak oyuncuların açısına göre orta becerisinin olduğuna vurgu yapılmış. Portekiz liginde duran top ve özellikle korner kullanan oyuncular kıyaslanmış. Lincoln ilk 3 sırada yer almış. Size bir şey soracağım. Fenerbahçe'ye özellikle ben Davun modelini anlatırken ne diyordum size? Bir bizde Brezilya ekolü. 2 duran top. Ya duran topları kullanmak lazım. Bana deyin ki hocam her maçta bir tane duran top gol atacağız. Ya şampiyonluğun anahtarı bu diyorum size bak. Davun bunu çözmüştü. Arkadaşlar bak maça başladınız. Rakip 11 kişi defans yapıyor. Korner kafa gol 1-0. Free kafa gol 2-0. Hadi o rakip defans yapsın. Hiç kendi kendinize şunu soruyor musunuz? Ya eskiden biz hep 5 atardık, 4 atardık, Galatasaray'da atardı, Beşiktaş'ta atardı. Şimdi niye? 1-0'a ya Rabbi şükür çekiyorlar. İşte bu yüzden çabuk kilit çözen sistemler yok. Mesela 4-3-1-2, 4-1-3-2 artık demine şekilde değerlendirsen değerlendir. 4-1-3-2 sistemi dediğin zaman aklınıza böyle kütür kütür ofans yapan bir takım geliyor değil mi? Hepinize şunu soruyorsunuz. Hocam takımlar 10 kişiyle defans yapıyor. Biz bu kadar adamlar nasıl oynatacağız? diye asıl bu şekilde atılır. Lan adam 11 kişi defans yapıyor. 4, 2, 3, 1, iki tane ön libero lan. Ne gerek var iki tane ön libero? Adam defans yapıyor işte. Neyse. Arkadaşıma sorduğunda Jesus'u tanıyorsun. O sence nasıl onu kullanır? Onu nasıl kullanır demiş. Jesus'un onun raporundaki bahsettiğim oyunun akışını yönlendiren derin oyun kurucu rolünde kullanması muhtemel. Ancak diğer transferleri görmemiz lazım demiş. Rapor dışında kendi yorumuma gelirsek benim izlediğim kadarıyla oyun akışını belirleyen ama zaman zaman maçtan kopan bir yapısı var. Son seneleri iyi ve formda sistemin parçalarının onu tamamlaması önemli. Zaten istikrarsız olmasaydı daha farklı yerlere gelecek yeteneği var demiş. Her şeye rağmen Jesus'un ısrarla istemesi tamamen scout arkadaşlarımın raporunda olduğu gibi tam olarak her anlamda pik yapmayan bir ismin pik yapma ihtimalinin olması ve kurguladığı oyunda onun zeka ve oyun temposunu yönlendirmesine güvenmesi olduğunu düşünüyorum. Bir şey söyleyeceğim. Neyse şunu da okuyayım. Çok uzatmadan benden daha fazla izlemiş Scout'un raporunu ve kendi izlenimlerimi e, yani raporunu basit ve anlaşılır şekilde aktarmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir diyor. E, Berk scouting sağ olsun. Emeklerine sağlık. Teşekkürlerimi sunuyoruz. Şimdi ben şunu söyleyeceğim. E, hızlı bak hız, hızlı dribbling alan kat etme, duran top becerisi asist özelliği ama defansif aksiyonları yetersiz. Tipik on numara değil mi? Ya da tipik gizli forvet. Doğru muyum? Yani hal böyle olunca iyi ki kap geldi diyoruz. İyi ki geldi Fenerbahçe'ye diyoruz. Ha ihtiyacımız var mıydı? Hocam Mesut var, Arda Güler var, orada Mert Akan oynar, İrfancan oynar. Oynar. Zaten siz şişirdiniz böyle böyle oynar diye diye. Arkadaşım Allah aşkına Fenerbahçe'nin 10 numarasında Mert Hakan oynayamaz. zais oynayamaz. İrfancan Can oynayamaz. Bakarda Güler oynar. Mesut Özil bile oynayamaz. Mesut Özil bile oynayamaz. Bir de yıllık performans. Mesut Özil'in aldığı yıllık ücret kadar adama bonservis vermiş olacaksın belki de. Benim size soracağım soru şuydu. Lincoln konusunda lütfen ama lütfen. Yalvarırım. İçimden bir ses şöyle çıkacak. İçimden bir ses böyle çıkacak. Ben hissediyorum şöyle çıkacak. Ya bir izleyin. 450 dakika izlemeden ben yorum yapmam. Bak skills videosunu izledim, yorum mu yaptım ama skills videosu her şey demek değildir. Hiçbir şey demek de değildir. Hani anket gibi. Ya da istatistik gibi. Her şey demek değildir ama hiçbir şey demek de değildir. Benim izlediğim skills videosunda izlediğim eleman taraftarı coşturur. Bakın kolay yoldan gol atma performansına sahip, potansiyeline sahip oyuncu. Kolay yoldan. Pas, vur gol. Orta kafa gol. Duran top kafa gol. Direkt freki kaleye vuruş gol. Kısa yoldan. Bak çok kısa yoldan. Anlatabiliyor muyum? Kısa yoldan işte beceriye sahip bir futbolcu. Kıpır kıpır bir de eğer tutarsa ben çok büyük bir iddiada bulunayım mı? Size de sorayım. Ben diyorum ki tutarsa Taliska'nın Hani Çin'e mi rekor parayla gitti ya. O parasından daha fazla fiyata gidebilir. Hocam süreklilik yok diyor adam. Sürekliliği nasıl sağlayacaksın? Diyor gece sos. Biz bu yüzden getirdik. Şunu unutmayın. Aklınızın bir tarafına yer edinin. Transfer döneminde tıraş olmuş, forma giymiş Mustafa Hoca kadar tehlikeli bir şey yoktur. Dikkat etmenizde fayda var. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.